Merhabalar. Otomatik mesaj sistemi nasıl kullanılır? Otomatik mesaj sistemi ile sistem üzerinden belirli gruplara veya belirli listelere toplu olarak e-posta gönderebilir. Aynı şekilde SMS gönderimleri sağlayabilir veya gönderimleri ileri bir tarihi alarak ileri tarihli gönderimler sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk ayarlar oto mesaj sistemine gelerek burada yer alan kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Oto mesaj sistemine tıkladığımızda karşımıza mail için kullanabileceğimiz şablonlar, SMS için kullanabileceğimiz şablonlar gelmektedir. Bu şablonları sistemimizde bulunan müşteri, potansiyel veya rehber kayıtları içerisinde yer alan firmalara gönderimler sağlayabilmek için SMS için SMS kontrol alınması gerekmekte. Mail şablonları gönderimi için diye kontürünün satın alınması gerekmektedir. SMS kontürü için aynı zamanda DIA yazılım olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından lisanslı operatör olarak hizmet veren Mutlusel çözüm ortağı ile çalışmaktayız. Burada mevcut SMS durumum yer almaktadır. İlgili başvuruların yapılabilmesi için ilk sunucuda SMS satın almak istiyorum uyarısı çıkacaktır. Şu an gerekli başvurular tamamlandıktan sonra buradaki kontür miktarları takip edilebilir. Başvurular için dia.com.tr adresine geldiğimizde burada arama alanına Mutlusel yazabilir veya görmüş olduğunuz adres üzerinden ilgili ekrana gelebilirsiniz. DIA üzerinden SMS atabilmek için aşağıda yer alan kurumsal veya bireysel kullanımınıza göre sözleşmeler yer almaktadır. İlgili sözleşmelerden birini doldurup gerekli evraklar ile tarafımıza ulaştırıldıktan sonra sistem için genel ayarlarınız yapılır. Ayarlar kısmına geldiğimizde burada Mutlusel tarafından verilen kullanıcı adınızı ve Mutlusel tarafından verilen şifrenizi belirtirsiniz. Ve sonrasında sistem üzerinden mail atabilmek için ise bilgi e-posta adresinizi, yanıtlama e-posta adresi ve yanıtlama e-posta adını buradan ayarlayabilirsiniz. Gerekli sözleşmeler yapıldıktan sonra SMS kontür alanına geldiğinizde SMS kontür satın almak istiyorum seçeneğine gelip karşınıza SMS kontör satın al ekranı gelecektir. Burada toplu kontör yükleyebilir veya aylık paket alabilirsiniz. Kontör yükle seçeneğini incelediğimizde karşımıza sözleşme dahilinde SMS tutarları gelecektir. İlgili SMS tutarlarından birini seçip devam ettiğimizde ödememiz gereken tutar karşımıza gelecek. Ödeme türlerinden birini seçerek ve devam ettiğimizde gerekli fatura bilgilerini tamamlayıp banka bilgilerinde devam edip satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Burada bir sipariş numarası karşınıza gelecek. Hangi bankadan, hangi şubeden ve hangi alıcı için işlem yapılması gerektiği, hangi hesaba ne kadar işlem yapılacağı bilgisi gelecektir. Dilerseniz bu bilgiyi yazdırabilir, kapat diyerek ekrandan çıkabilirsiniz. Eğer SMS kontör yüklemeniz kredi kartı ile yaptıysanız ve başarılı olduysa, yukarıda yer alan yenileme butonunu tıklayarak güncel kontör durumunuzu öğrenebilirsiniz. Sistem üzerinden mail atılması istenildiğinde DIA kontör satın alma işlemi için DIA kontör alanına tıklarız. Burada mevcut kontör durumumuz karşımıza gelmektedir. Eğer bir kontör satın almak istiyorsak DIA kontör satın almak istiyorum diyerek gerekli kredi kartı bilgilerini girip ilgili ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar ilk ekrana geldiğimizde burada gerekli kontör satın alımları gerçekleştirildikten sonra tanımlamamız gereken şablonlar yer almaktadır. Mail şablonları için mevcut artı tuşuna bastığımızda yeni şablon ekleyebilir. Burada dilediğiniz bir format olması durumunda mailinglerinizi hazırlayabilir veya source kısmına tıkladığımızda HTML yapısı altında da mail şablonları oluşturabilirsiniz. Gerekli şablon adı ve mail konusu belirtildikten sonra şablon ekle dediğinizde ilgili şablon tanımlanılacaktır. Mevcut şablonlar üzerinde inceleme yapmak için ise ilgili şablona gelip seçili şabloyu düzenle dediğimizde şablon içerisine geliriz. Burada görsel resimler ekleyebilir. İlgili görsel resimlere linkler bağlayabilir. Ve aynı şekilde diğer tanımlamaları sağlayarak mailingler hazırlayabilirsiniz.
Buradaki altyapı HTML üzerine açık bir altyapıdır. Yapmış olduğunuz ayarlar sayesinde güzel tasarım mailingleri oluşturulabilmektedir. Mail konusu karşı tarafa iletilecek olan mail başlığını içermektedir. Şablon adı ise bizim sistemde tutmak istediğimiz şablon adı belirtilir ve şablon kaydet denildiğinde ilgili mail şablonları kaydedilebilmektedir. Aynı zamanda burada mail şablonlarını kopyalayarak gerekli düzenlemeleri yapıp yeni şablonlar oluşturabilir veya mail şablonlarında kullanmak istemediğiniz şablonları seçerek silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. SMS şablonlarına geldiğimizde ise aynı şekilde burada da yeni bir şablon ekle dediğimizde karşımıza bir ekran çıkacak. Burada text olarak yazabileceğimiz alanlar ile birlikte aynı zamanda belirli başlıkları kullanarak müşteri kartı üzerinde bulunan ad soyad açıklama gibi bilgileri de SMS mesajı içerisine ekleyebilirsiniz. Ve aynı şekilde bir şablon adı belirterek şablon kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli şablonlar oluşturulduktan sonra müşteriler sekmesine geldiğinizde burada karşınıza cari kartı içerisinde bulunan, rehber kartı içerisinde bulunan, potansiyel listesi içerisinde bulunan ve listelerde bulunan müşteri kayıtlarınız karşınıza gelecektir. Aynı zamanda burada ilgili türleri seçmiş olmanız durumunda cari kart listesi veya potansiyel listeleri karşınıza gelecek ve bu kişilerin toplam sayısını alt alanda göreceksiniz. Devam ettiğimizde yukarıda bulunan alanlardan SMS gönderebilecek ve mail gönderebileceksiniz. Mevcut listeler dışında gruplar alanına tıklayarak yeni bir grup ekleyip müşteriler 2 adı altında bir grup belirleyip ilgili grubu oluşturup müşteriler listesine tekrardan gelerek burada belirleyeceğiniz müşteri listelerini bu gruba dahil edebilirsiniz. İlgili gruba dahil etmeniz durumunda kolon bilgisinde grup bilgisi yer alacaktır. Veya istemediğiniz carileri bu gruptan sil diyerek müşteri kaydını bu grup içerisinden silebilmektesiniz. Tekrar gruplara geldiğimizde sistemde olmayan listelerin içeri alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu listelerde ad, soyad, telefon ve e-posta adresi olarak liste içeri alınacaktır. Örneğin listele dediğimde bu grup içerisinde kimlerin liste olarak yer aldığını görmekteyim. Tekrar gruplara gelip burada dışarıdan bir liste aktarmak için ise liste içeri aktar dediğimizde mevcut gruba liste aktarabilir veya yeni bir müşteri grubu oluşturabilmekteyiz. Dosya seç butonuna basarak müşteri listesini seçip gönder dediğimizde karşımıza Excel listesinde bulunan bilgiler gelecektir. Burada ilk satır eğer listemizin başlık satırı ise başlık satırını işaretleyip her kolonun içerideki hangi değere eşlemesini sağlamak için yukarıdaki combo box'lardan ad soyada gelen kısmı ad soyad, e-postaya gelen kısmı e-posta adresi ve cep telefonu bilgisine gelen ilgili telefon bilgisini yukarıdan seçeriz. Burada herhangi bir veri seçmememiz durumunda ilgili aktarımı sağlamayacaktır. İçeri aktar dediğimizde burada e-posta ve telefon numarası kontrolü sağlamaktadır. Mevcut daha önceden aktarılmış olan numara veya e-posta varsa onları aktarmayıp tek olarak listelediği kişileri aktarmaktadır. Gruplara geldiğimizde müşteri grubunu listele dediğimizde karşımıza aktarımını sağlamış olduğumuz müşteri grubu gelmektedir. Burada tümünü seç yaparak SMS gönderebilir ve aynı şekilde mail gönderimini sağlayabilmekteyiz. Müşteriler sekmesine tekrardan geldiğimizde bu liste içerisinde aynı zamanda yukarıdaki filtrelendirmeleri kullanarak örneğin karşımıza bilgiler gelecek. E-posta adreslerinden dolu olanları getir diyerek ilgili listeyi seçili müşterilere mail veya SMS gönder işlemiyle SMS veya mail gönderebilmekteyiz. Örneğin mail gönder dediğimizde karşımıza daha önceden hazırlamış olduğumuz hazır şablonlar gelecektir. Burada yeniden bir şablon gönderebileceğimiz gibi hazır şablonlardan birini seçerek seçili şablonu uygula dediğimizde ve karşımıza yüklemek istediğinizden emin misiniz sorusu ile ilgili şablonu yükleyecek ve buradan gönder diyerek
anlık gönderim sağlayabileceğimiz gibi ileri tarihli gönder diyerek de girmiş olduğumuz tarih bilgisinde gönderim işlemini sağlayabilmekteyiz. Anlık gönder dediğimizde toplam gönderilen sayısı ve başarılı olan sayısını karşımıza getirecektir. Aynı zamanda müşteriler bilgisine tekrardan gelerek SMS göndermek istediğimiz cariyi seçip SMS gönder dediğimizde tıpkı bir mail gönderimi gibi karşımıza hazır SMS şablonları gelecek. Buradan ilgili şablonu yükleyerek gönder dediğimizde de gönderim işlemini sağlayabilmekteyiz. Yapmış olduğumuz gönderimlerin takibini sağlamak için ise raporlar kısmına gelerek burada yapılan gönderimlerin hangi türde olduğu, hangi tarihte gönderildiği, durum bilgisinde işlenmiş, işleniyor veya hata olarak alabileceğimiz durumlarını, kaç adet gönderildiği, kaç kontür düştüğünü ve gönderilen mailin veya SMS'in başlık bilgisiyle burada rapor süzme işlemini kullanabilmekteyiz. Ayarlar kısmına tekrar gelecek olursak, burada bir de müşteri listesine ilave kolonlar ekleyebilmekteyiz. Örneğin sektör ve liste grubu daha önceden eklenilmiş olan gruplar içerisinde yer almaktadır. Farklı bir grup olarak liste dışında özel kod 1'den 5'e kadar olan alanlardan birini de ekleyebilmekteyiz. Örneğin özel kod 1'i seçtiğimizde ve anahtar yarat dediğimizde o kolon için bir anahtar yaratacak. O kolona belirtmek istediğimiz değeri burada başlık olarak belirteceğiz. Örneğin özel grup ve güncelle seçeneği ile müşteri listesine yeni bir kolon oluşturma işlemini bu şekilde sağlamaktayız. Müşterilere geldiğimizde gördüğünüz gibi burada artık özel kod şeklinde yeni alanımız karşımıza gelmektedir. Yapılan tanımlama işlemlerimiz bu şekildedir. Dia otomesaj sistemi ile ürün tanıtım, kampanya, aylık bültenler, bayram tebrikleri, kısa text mesajlar gibi birçok aklınıza gelebilecek işlemleri toplu bir şekilde mevcut veya potansiyel müşterilerinize bilgilendirmeler sağlayabilirsiniz.